Yok lan. Rengi güzelmiş lan. Nasıl? Aa, ben beğendim. Ben beğendim. Okeyim ben buna. Sedefi de attırdım üstüne mor. O sedefi belki değiştiririm. Onun dışında bu rengi bırakırım, biliyor musun? Gerçekten mi? Bırak ama ya. Vallahi. Vallahi bırakırım. Göre, görenler beni şey yapsın, hatırlasın. Ha, bir sedefi alırım belki. O kadar. Ama o da güzel duruyor ya, baksana. Nasıl Bilemedim parlıyor ondan. ya. Belki başka bir sedefi bulurum. Ama güzel. Ben rengini beğendim. Hoş. Yeni yaptırdım bunu da ya, daha 2 gün oluyor. Hoş Arabam hoş, ya. yok, olmuş olmuş. Artık be ya, seni alırım zaten. Ben hastaneye artık bununla gelirim. Yani şey yaparız onu ya. Ararım ben Hallederiz. seni. Ha, ben zaten büyük ihtimalle hastaneye bir kaza sonrasında bununla geliriz. Yani sana bir şey olsun, arabaya bir şey olmasın da. Olur mu Yo, İsmail? sıkıntı değil, sıkıntı değil. Bence Ha. aynı şey, aynı şeyi düşünüyorum. Ben ön camından doğru buraya doğru fırlarım. Ha, yani arabaya bir Ay, şey olmasın, sen yok önünden yok. fırlayabilirsin, hiç Ha, sıkıntı yok. aynen. Yani şey, can camından fırlarım hatta, ön camı kırmamak için. Evet, iyi olur. İstiyorsan satayım sana Alırım. artık parayı da. Aynen. Tamam. Söyle abi sen Dur vereyim. şeyi. Kaçta başlıyor benim? 138 şey 93. 93'te başlıyor. O zaman pasladım. Of. Görünce bir heyecanlandım, gel. Değil mi? Güzel rakamdı. Gel. Ben de acıdım şu anda kendime ama yapacak bir İyi şey rakam, yok. gel. Ben şöyle bıraktım torpido Vallahi aldım. anahtarlarını. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun Vallahi hızlı oldu, İsmail'cim. güzel oldu ya. Ben zaten dün seni o yüzden aramıştım. Ben dün beni mi aramıştın? Bana gelmedin. Ha. Herhalde meşguldün, herhalde uyuyordun. O yüzden. Olabilir olabilir. Göremedim telefonda da, cevapsız Aklıma arıyordu. geldi ya. Ben de işte 200 bin gibi bir şey biriktirdim tam işte. O anda aklıma geldi. Sen 200 bin gibi bir şey söylemiştin. O yüzden arayayım dedim. Ya bu bok rıza var, biliyorsun değil mi onu? Haklısın. Çok da çok için için. Evet abi, biliyorum. Çok O da çok için alacaktı acıdır bunu. mısın? En iyi haber İşte dedi hayatına. 100'üm var, Eyvallah abi. 110'um var, 120'm var. Her göründe soruyor. Ha, tam rıza işte. Tam He. tezek. Dedim 240'ı getir, arabaya götür. İyi Bunu tamam yapmışsın biriktiriyorum abi. dedi. Ha, Sana nasip biriktirir oldu. o. Aa, çok teşekkürler abi. Vallahi istiyordum ben elektrikli bir şey. Rica ederim, güle güle Hoş canım oldu. İsmail'cim. Sen de balıkçılık turu yapıyor musun? Beni de davet et ya bir ara. Bak, kıyafetler falan da hazır. Bak ben şunu neden aldım? Bak arkana. Ha, şey için mi Balıkçılık yaptın? için. Ha, mantıklı, mantıklı. İyi Ya olmuş. çok seviyorum ya, çıkıyorum böyle tek başıma. İşte bazen Kumsal diye bir arkadaş gelmiş, dün burada tanıştık yukarıda. Ha. Onlarla falan böyle çok keyifli oluyor. Sohbet, muhabbet, dertleşiyoruz. Ha, olur. Beni davet edersin ya. Ben de seviniyorum. Bu aralar çıkıyorum. Hoş oluyor. Tamam, o zaman benim sende numaram var değil mi? Var var. Olması lazım. Var Tamam, var. ben seni arayacağım. Haklısın. Bir Çok iki da çok saate geçince arayacağım. için canımsın. En iyi haber abisin. Eyvallah tekrardan. Müsait olur Tamamdır. musun? Tamam, olurum olurum ya. Şimdi markete gidip geleceğim sadece. Tamamdır İşim İsmail'cim. yok bugün. Görüşürüz. Tamam. Haydi Kendine iyi bak. görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hayırlı olursun tekrardan. Eyvallah eyvallah. Bir bin de göreyim ya. Bir bin gideyim. Hadi görüşürüz abi. Ya çok Bir iyi ya. fotoğraf al al. Dur dur. Dur vallahi gidiyor. Dur. Bir saniye. Benim telefon biraz yavaşta. Bir çarpmam yok mu peki? İlk duvara vurmam yok Tamamdır mu bunu? İsmail'cim. Tamam abi. Ben bunu bir park edeyim mi Görüşürüz. garaja? Biraz Ha, İsmail, efendim. Efendim. ironik bir kornası var ama Ha, ben onu zaten seviyorum. İyi olmuş. Evet, biraz ben ironik kendime göre olmuş bu taktım. Evet, arada. ben kendime Evet. göre taktırmıştım. Aynen. O biraz ironik olmuş. Neyse, ben bunu değiştirmeyeceğim büyük ihtimalle. Hadi dikkatli kullan. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Doktordan da cenaze marşı şeyi. Ay, çok güzel. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Top speed'i yükseltemez miyiz? Aa. Ama top speed'i çıkmazını yükseltebiliriz. Gerçi top speed'i de yükseltebiliriz belki.
Tamir kiti mi bitmiş? Bana mı öyle geliyor? Ha, bitmemiş. İyi para, iyi para. Ulan bitmiş. Yo, kola da var oğlum. Fotoğraf olarak atacağım. Bir de kendim de çekeyim. Dur, başka bir yerde çekeceğim. Niye 300 bile sattık demiş ya. Eğlendim neyse. Aramış.
Yoksa benim aradığım mı? Gerisiyken. Abi araba çok güzel gidiyor. Benim aradım değil mi o? Tahsin'i arayayım. Hulusi. İsmail. Nasıl? Vay, aldın mı lan? He, bir arabaya ihtiyacım vardı. Cornetto ile olmuyordu. Oy 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 babam, bu oğlunun arabası değil mi lan? He, 200 bine oğlum, sattı. Çok. 200 bin mi? He, ucuza da kapattım. Sıfır kaç bunun? 240. Ben sana 240 vereyim mi şimdi buna? Yo. Niye? Çok geç artık, ben aldım. Aman benim niye haberim olmadı sattın lan ya? Vallahi burada bak, tam bu motelin girişinde yakaladım. Satıyor musun dedim, sat dedim. Okey dedi, verdi. Abi inanılmaz. Bu elektrikli mi bu? Yo, sadece rengi değiştirmiş ama eksiz 180 basıyor. O ne? Handil, gel bir bin. Gel bir tutuşu gör. Dur şunu bir atayım kenarda, durmasın tamam. Burada. Ben bir çıkayım da bak otobana gör. Kemeri taktın mı bu arada? Abi fısır fısır ya, ne güzel gidiyor, taktım. Bak bak frene bak. Abi. Bak. Hareketlere bak. Ha, şu anda 175. Ne güzel gidiyor lan bu. Aynen. Uçuyor ya. Bir de modifiye sıfır ya. Sıfır, hiçbir şey yok mu? Sıfır, hiçbir şey yok. Şu anda 184. Ben de alayım bir tane bundan ya. Al. Gayet güzel vallahi değil mi? Vallahi alayım ya. Ama şöyle bir sıkıntı var. Varmış. Şehirde bir tane varmış. Sen de alırsan biraz dikkat çeker. Biraz bekle bence. O mantıklı olmuş, evet. Ya biraz bekle. Ben zaten şey alacağım büyük ihtimalle. Mac'den alacağım bir tane ya. Ha, o da olur. O da olur. Sen bu arada biraz çok alıyorsun. Biraz da alma bence. Aynen. Yok şimdi değil canım. 5 milyon para istiyor ona. Nereye alıyorum? Nereye alıyorum ben onu? O biraz çokmuş. Evet, o biraz ya, acı. Şey soracağım. Ayşegül bir şeyler yazdı mı? Öğrendi mi? Bir şeyler yazmış bana. Ne olmuş? Şimdi ne yazmış? Dur hatırlayayım bakayım. Neydi? Ha, Mükremin. Sapkomiser Mükreme de benimle ilgili bir şeyler söylemiş. O da Ayşegül'e gelmiş sanırım. Ha. Öyle bir geyik döndü. Şöyle bir sıkıntı var. Sark biraz fazla burnunu sokuyor bu aralar. Evet, biraz önce şey yaptı gene. Yani şöyle de bir şey varmış. Ayşegül'ün Tahsin fotoğraf yolladı. Ayşegül'ün marketinin orada. Pusmuş, bekliyormuş. Al işte. Ha, ben arabayı aldığım anda bana mesaj atıyor. Neyse, ben bunu biraz delirttim. Arabanın plakasını... Telefon çalıyor, bir dakika. Tamam, konuş. Alo. Cevize tamam abi. Ben... Aynen, o şey lazım. Yapmıyorum. Ben şimdi İsmail'leyim. Getireceğim. Sen çözdün mü şeyi, ilişkini? Tamam koçum, tamam. Tamam, konum atarsın. Ay, bana bir kal geliyor sanki gene. He, başladı mı semptomlar? Başladı semptomlar ufak ufak. He, geçmiş olsun. Şey diyeceğim, İdris var ya bir tane Las. He. Trabzonlu. He. Bizim Tahsin'e bir şeyler demiş. Ne demiş? Yok işte, ben hacker olduğunu biliyorum falan filan gibisinden. Anlamaktayım. Aha. Şimdi nasıl o biliyor? Solucan'la konuşmuş, hiç fikrim yok. Bizim peki, Tahsin'i ağzını aramış biraz da. Şöyle bir şey var. Yani Tahsin'i biliyorsa problem. Ama sen bunun şey olaylarını biliyor musun? İdris'in olaylarını. İdris'in YouTube videosu çekiyoruz falan diyorlar ha, bana. Aynen, YouTube videosu var aynen. Ya bu bana pek mantıklı gelmiyor da. Hani... Belki paranoyak olmuştur, bilemedim. Ne bileyim işte, konuşacağız bakalım. Biz Solucan'la şey yapmış, konuşmuş Tahsin. Ha, biz bir de buluşacağız diyor. Konuşalım aynen, bir şey yapalım. Ben bu arabayı ama ben değiştireyim. Bir çok uyuyup belirtelim. Geleyim ben. Evet. Sen bu, bir uyuyup rengini gel. Mengini de bağladı zaten sen. Yo, rengi bu kalsın istiyorum. Çünkü dikkat çek, yani hepsi siyah. Çok dikkat çekiyor siyah olunca. Şimdi, yalnız bunları bildirmen olabilir. Gerekiyor. Biliyorsun değil mi polise? Neyi? Öyle dediler bana. Araba satın aldığın zaman elde. Ha, ben Sarp'a zaten şey direkt plakanın fotoğrafını attım. Kudursun diye. Onu söylüyordum. İyi yapmışım.
He. Ben bir uyuyup geleyim ya. Sen bir uyuyup gel ama bir motoru park et bence. Evet, onu yapsam iyi olacak. Aynen. Hadi görüşürüz. Çüsüz. Hadi bay. Ben asıl ne yapmak istiyorum biliyor musun? Sarp'ın beni izlediği bir tane yer bulmak istiyorum. Arabanın fotoğrafını çekip, arabam selfie çekip, araba ben ve Sarp gözükecek. Arabam ben ve Sarp amirim diye fotoğraf istiyorum. Dünyanın en güzel fotoğrafı olur abi o. Öyle bir fotoğraf istiyorum ben. Mekaniğe gidemem, param yok mekaniğe gitmek için. 38 binim var. Forza oynamadım, Forza'nın inmesini bekliyorum. V2'yi şu anda yapamam. Sarp net bir şekilde şu anda V2'nin orada bekliyor abi. Niye bırakıyorum arabayı? Şehir dışına çıkıp eve katacağım. V3'e geçebiliriz. Bugün full V1 spamlarsam V3'e geçebilirim bu arada. Tablet aldım. Tabletim motorda. Bu motorda değil, diğer motorda. O yüzden ilk şehir dışına çıkacağım. Kıyafet değiştireceğim. Kıyafet değiştirdikten sonra da şey yapacağım. İsmail polisin evi bildiğini biliyor mu? Bir haftadır biliyorum. Ben eve girerken öküz gibi dikkatli giriyorum oğlum. Benim arabadakiler silinmiş. Hadi ya. Benim motordakiler silinmiyor genelde de bakalım. Şeyden olabilir ya, şeyden siliniyor olabilir, restarttan. Aynen, Carl'ın silahla tablet de silinmiş biliyorum. Carl'ın silahla tableti silindiğini biliyoruz. Gördük ama yapabileceğim bir şey yok. Yani birçok kişinin siliniyor. Allah. İsmail Barkın'ı biliyor mu? Bilmiyor. Barkın'ın hayatta olduğunu ben bilmiyorum. Ha, direkt kendi kendine öyle çökmek istedin, çöktün. Okey. Anlamaktayım. Ha, random. Yani düz arabayla giderken çökeyim. Ah, Fayfem, ah. Ah, Fayfem işte. Müthiş bir şey yani. Müthiş. Öyle bakıyorsun. Veri anlamaya başlayabilirsin. Yok ya, ben 5M'de çok çöktüm. Şöyle söyleyeyim, 5M'in biz server kurarken şöyle bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Server kurarken paso server restart atıyoruz şimdi. Çünkü bir bazı şeyler scriptleri restart atarak yapabiliyorsun. Bazılarının scriptlerini restartlayarak girebiliyorsun. Şey yapabiliyorsun, çalıştırabiliyorsun. Ama bazı yazılımlar var. Mesela ambulanstır, polis işleridir falan. Bunları için server restartlaman gerekiyor. 5M'de şöyle bir gerizekalı sistem var. Mesela IP yazarak bir server'a giriyorsun ya. O server'dan çıkıp başka bir server'a tekrar girmeye çalışırsan, aynı IP bile olsa, 5M çöküyor. Dexor, çok teşekkürler abi 4. için. Canımsın. En iyi benemsin. Eyvallah abi. Böyle. 5M. Niye olduğunu bilmiyorsun. Çöküyor sadece. İnanılmaz abi, inanılmaz.
Bir Loki okşamamız yok mu? Bakayım var mı? Loki kutusunu uyuyor. Sadece bana oluyor sanıyordum. Yok ya, herkese oluyor abi o. 5M. Welcome to 5M abi. 5M'e öhö diyorsun, 5M çöküyor, öyle söyleyeyim. Lan ne güzel de hack atacaktık. Ciddi söylüyorum, öhö dediğinde tık diye gidiyor abi. Arka koltuklar iki adam mı? Yes. Abi ben de RGMP'ye geçmek istiyorum. Sıkıntı şu. RGMP şey yapıyor. Çökertebilir yani. Ana server daha istediğimiz seviyede değil. Yani ana serverda hala bazı scriptleri güncelliyoruz, düzeltiyoruz, şeyler yapıyoruz. O yüzden daha ana server bitmeden RGMP'ye geçemeyiz. Aynı scriptleri direkt RGMP'ye giderek geçebiliyor musun? Hayır, sıfırdan yazman lazım. Keşke RGMP'ye direkt böyle tak diye geçebilsek. RGMP mi nedir? RGMP 5M gibi bir online GTA altyapısı ama daha iyisi. Çok çok daha iyisi. Yani şöyle söyleyeyim. Biz mesela burada Lua ile yazıyoruz ama RGMP'de C Sharp'tır, Node.js'tir, bam güm yazabiliriz kodları. Çok çok daha hızlı yazarız da. Ya biz mesela kendimiz sıfırdan tamamen yazdığımız 12 script falan var. Orada neredeyse her şeyi sıfırdan biz yazmak zorundayız. O çok 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 zor. Peki niye direkt RGMP ile başlamadınız? Çünkü şu anda RGMP ile başlasaydık daha bitmemişti bile. Dediğim gibi her şeyi sıfırdan yazmamız gerekiyor. Yani şimdi biz burada ESX'in altyapısını kullanıyoruz. Başkalarının yaptığı scriptleri yanlışsa da çalışmıyorsa da düzenleyip öyle yapıyoruz. Hani sıfırdan birçok şeyi yazmamıza gerek kalmıyor. RGMP'de şu anda başka scriptler olmadığından neredeyse her şeyi biz sıfırdan yazmak zorundayız. Prime abone alınamaz diyor, sub olamıyorum, bir fikrim var mı? Aa, benim yok ama Croplatonic'im var. Croplatonic kesinlikle yardımcı olur o konuda. Evren server açacakmış, ne düşünüyorsun? Abi Allah sabır versin, hayvan gibi zor bir şey. Hani sıkıntı şurada çıkıyor. Server'ın ne olduğunu bilmeyip, server'da ne olduğunu bilmeyip çok konuşan insan var. Cidden sabır testi yani. Bir de bu kutsandın yiğidim. Kutsandın. Ne oldu, rap'e girmiştik en son. 5M hayır dedi. 5M hayır dedi abi. Dedi ki yok. Ben matematik para çekti alırım, geçmiş olsun. Ya rastlanıcısını yok ya. Üste paralar ve meslekler yazılsa daha iyi olmaz mı? Hayır, görsel olarak bok gibi olur abi. Yani benim ciddi söylüyorum bak, server'da bir ben server şeyim ne biliyor musunuz? Bir server'da sağ üstte paralar o kişinin işi yazıyorsa bence o server kötü. Direkt kötü diye düşünüyorum. Açık açık söyleyeyim. MBS çok teşekkürler abi, abone olduk. Canımsın. En iyi abonemsin. Eyvallah abi. Bir sonra ne gene Resident Evil karayı ghostluyorlar. Hayır, ghostlamadılar. Bushido çok teşekkürler 11. ay için. Canımsın. En iyi abonemsin. Ne haber? Bayağıdır görmüyordum seni. Nasıl gidiyor? Adam stealth izliyor herhalde. Evet abi, mesleğini yazmasının hiçbir mantığı yok. Parayı mesela niye öyle sağ üstte hayvan gibi büyük yazıyor? Yani çok aptalca abi, bence çok çirkin gözüküyor. Yani görsel olarak çirkin. Demedim. Kara para sistem hakkında ne düşünüyorsun? Gerek yok ya. Ben bilmiyorum, ben görsel olarak şeyi sevmiyorum abi. Ekranda RP serverında, mesela Drift serverlarında böyle
görsel olayı sıkıntı değil. VPS şey, drift server zaten. Ekranda istediği kadar şey gözüksün. Neutrality çok teşekkür olunca için canımsın. En iyi abonemsin. Eyvallah abi. Ya o sıkıntı değil. Drift serverlarında cartlar jurtla. Ama hani ekranda full böyle görsel bir çizgi çirkinlik varsa oraya epeyden insanı alıyor. Nasıl sağ üstte paran yazıyor. Meslek yazıyor böyle. Çirkin bence. Neutrality'ye çok teşekkürler tekrar 10. ay için canımsın. En iyi abonemsin. Aday sistemi var çoktan da bir bazı kişileri seçmemiz lazım. Öyle kemi görelim bari. Tişörtü Barcelona'da da bir ara sokaktan aldım. Tişörtü Barcelona'da bir ara sokaktan aldım. Bakayım. Türkiye'nin 20 ayrı yerinde lahmacun yedim. Böyle bir lahmacun görmedim, çok kötü. Bir kere lahmacun değil, fındık lahmacun. Üstesini değiştirdim. Lahmacun oval uzun olur, yuvarlak tabak şeklinde lahmacun olmalı. Ayrıca hamursuzu gerçekten kötüydü. Yanında koyulan yeşillikler ve hız gayet iyiydi. Sen çok gezdiğinde kafan karışmış. Akacağız. Çok teşekkürler 8. ay için. Canımsın. En iyi abonemsin. Eyvallah abi. Abi ben no context yemek sepetini çok seviyorum ya. Çok güzel yani. Bak bak mesela çok temiz abi. Berbat. Bir nimet nasıl berbat olabilir? Haklı. Çok haklı. Çok doğru. Dur bir saniye şeye bakayım da. Sırada mimara. Yes. IP göstermeyeyim. Nasıl yapıldığını gördüğümden beri sos yemiyordum. Restoranı olur cevaptan hoşuma gitti. Sipariş verdim. Pişman değilim. Fasıl yapıldığını gördüğümden beri meyhane... çok kötü. Joker indirime rağmen başarılı. Allah kahretsin. Kuryenizi geç yolladığım için üzerine fazla tatlıydı. Dayanamadım. Anlamadım. Oy bu ne abi? Oha. Ne? Miraç, çok teşekkür abone olduğun için canımsın. En iyi abonemsin, eyvallah. Direkt ne? Ben bunu hak etmiyorum. Ya işte beklediğim şeyler. Ben bu yemeğe fazlayım. Vegan dürüm, ezine beyaz peynir, kaşar peyniri, helim peyniri. Oh! Nice vegan. Abi merhaba, ismim Aziz. Siparişte de sevgiline yardımcı olabilir miyim? Abi iyi akşamlar. Safari'ye giremiyorum. Yarın sınavım var. Respiratörü ne demek olursa bakar mısın? Kral adam. Kral adam. İlgilerin sonuna ilgili. Bu arada harbiden bot değiller bunlar. İnsanlar cidden orada çalışan dev bir insan sayısı var. Ben gittim gördüm ya. Erentiyes hadi bakalım. Beylül tost, Mecnun tost, Eşan tost, Ramiz tost. Patates o kadar soğuktaki rakının içine attım. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel olmuş. Hizmet kalitesi o kadar iyi ki fakat birbirine karışmış pizza dilimleri geldi. O kutuya dökken mısır tane toplasam bir fırsat 2.99. Abi ben hiç mi... Ben hiç yorum yazmıyorum biliyor musun ya? Hiç yapmıyorum. Bilmiyorum yani bazı insanlar bu tür şeyleri çok ciddiye alıyor. O yorum yazma Amazon'a mesela. Yani ben hiç umursamıyorum bu tür şeyleri. Ben kötüyse maksimum 1-1-1'i veriyorum. Ama kötüyse sadece veya çok iyiyse onları çakıyorum. Sipariş birden saat, bir saatten uzun bir süre sonra geldi. Kredi kartı ödeyeceğimi belirtmeden pozitif çalışmadı. Ben nakit olmak için kızımın kurbasından aldım. Abi! Kurye arkadaş umarım yatakta da bu kadar geç geliyorsundur. Damn!
Memnun kalmadım çünkü eski lezzeti gibi değildi. Üstelik yanlış göndermişler. Değiştirmek bile istemeden elimizde yokmuş deyip geçtiler. Abi restoranların pasif agresif yazması beni çok sevindiriyor nedense. Wi-Fi'm ne oldu? Çöktü. Bir de hamur lastik gibi çiğnenmesinde insanın çenesi ağrıyor. Çiğnemeden yutabilen varsa lezzetli. Bazı şeyler yutabilmek için çiğnemen gerek. Bizim elimizde çiğnemeden yenen pide damacın yok ve... Sıradayız. Ve... O orada şok. Çok merak ettim. Ne demek istiyordu acaba? Türkçe bitti değil mi orada? İsminde köfte bulunan mekana köftelerimiz çok başarısız. Size başarının formülünü veremem ama size başarının formülünü verebilirim. Herkesi memnun etmeye çalışmak. Üf. Neler demiş? Yok etmiş. Yemek sepete çalışıyorum. O yorum olayı kurye restoranı çok önemli. Puan düşük restoranın komisyonları yüksek oluyor. Puan yüksek komisyon az oluyor ve de ana sayfa düşmesine yarıyor. İletişimde kadar hoşlukluğun yorumlar ana sayfa garanti. Ha, bak onu bilmiyordum. Güzel bilgiymiş. Ya ben yorum asla yapmıyorum ama mesela birisi çok hızlı geldiyse, mesela bir tane adam geliyorsa ve şey diyor ya, mesela adam hızlı getiriyor, üzerine de bize puan verir misiniz diyorsa net veriyorum. Onu çünkü ben puan vermeyi unutuyorum genelde. Ama birisi spesifik olarak söylüyorsa ben net dikkat etmeye çalışıyorum. Söyle adasında kalsam bira yemek yesem ödül oyunu bu restoranda hangi tost olsa bilerek kaybederim. Ah siktir. Aynen, ben de güler yüzlü kurye olunca net bir şekilde dikkat ediyorum. Ve yorum yazmayı da unut, herifin ismini unutmuyorsam şey yapıyorum, ismini de yazıyorum. Ya ben çok unutuyorum, unuttuğum için oluyor. Yoksa ben veririm de. Kelvati, çok teşekkürler abi 18. için. Canımsın, en iyi abenemsin. Eyvallah abi. Neyse, Allah'tan yakın bir yerde doğduk. Buradan koşacağız ama değil mi? Burada garaj yok. Ice game. Efendim İsmail. Abi bana bir böyle bayağı büyük bir kal gelmişti de Migros'ta 5M Migros'undan dolayı. Evet. Beni alabilir misin? O lokasyondan ne? Bu lokasyon Solucan'la buluştuğumuz lokasyon ama ben seni şimdi nereden alayım? Ben şehir dışındayım zaten. Şehir dışındasın. Sana attığım konuma gelişti. Arabam yok. Solucan abi beni kıyıya bırakır mısın İsmail alma? Tamam, sen kapat, ben geliyorum. Tamam, hadi öptüm. Tüz. At bana. Ya niye telefon sesleri çok yüksek geliyor? 5M Migros ne? 5M Migros'u şu yüzden söyleyeyim. 5M abi. Bütün server niye S8 iPhone yok mu? Var ama kötü duruyor bence iPhone. S8 çok daha şık duruyor bence burada. Yanımda yemek mi yok? Neyse, solucandan çorlarız. Diğer telefonlar nasıl bir geçer misin? Abi telefon script'i bu aralar çok içine sıçıyor, o yüzden hayır. Ellemeyeyim.
Sherlock. Sherlock biri silelim. Balıkçılar takılalım da. Asin taktım adı ne? Nesquik. Peki bir hack atmam yok mu şehrin ortasından? Denizin pardon. Allah kaplan mamına koyayım o. Büyük ihtimalle şuraya, şurada bir yerdiler veya burada bir yerdiler. Buradan Tahsin geliyor. Yaklaşık bir dakika içinde gelirse buradan buradalar. Denizin burasındalar. Gerçi direkt şeye bakabilirim lan lokasyonuna. Niye böyle 300 IQ bir şey yapmaya çalışıyorum Sherlock? Hayır, ebesin amındalarmış. Mustafa Galerici mi olmuş? Kekeme. O Mustafa, o Mustafa mıydı ya? O harbiden olmuş. Zaten galerici ve mekanikleri değiştirdik. Mesela Rüya mekanik oldu. Başka mekanik de var. Aynı zamanda yakın zamanda şey de yapacağız. Onu daha yapmadık ama mekanik ve galeri yoksa NPC olarak da yapabileceksiniz. Arkamdaki marketi ne zaman alıyorsun? Aa ben evet bir yeni market alacağım ben ya yakın zamanda. Hiç satılık market var mı acaba? Baby shark tutututututu baby shark tutututututu baby shark tutututututu baby shark tutututututu. Sıkıldım abi, delirdim. Abi kal geldi işte. Kal geldi. He. Çok ani geldi ama. Bak şuraya bir uğrayabilir miyiz? Soracağım, bekliyorum ama sen. Tamam yok işte ya. yol üstünde zaten, o yüzden. Daha hızlı gideriz. Bir arayıp söyler misin o? Söyleyeyim. Benim attığım konuma tamam, gelsin. Tamam. Gelsin. Arıyorum. Kızdırmayalım adamı şimdi çünkü haklısın, olaylar haklısın. Kötü. He diyorsun. Bütün beni alakadar ediyor mu? Çok güzel. Evet. Hulusi abi, Tahsin'in attığı yere geliyor musun? Şu anda geldim. Tamam, biz de geliyoruz yaklaşık bir orada ateşin yanında bekliyorum ben. He, 10 tamam. Dakika mı? 10 dakika değil, 5 dakika, 5 dakika maksimum. Ben de geç kaldım diye koşa koşa geldim ya. Geç kalmışsın aslında ama bana kal geldiği için tam 5M Migros'tan dolayı kal anladım, geldi anladım. Bana. Tamam. O yüzden. Tamam, görüşürüz. Tamam. Çüzüz. Hadi görüşürüz. Aaa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 a
girdim. Önde hiç mi bakmazsın? Bir anda durdu, bir anda durdu. Tamam abi. Yok yok, Yerel dur bir dakika. Ya Allah'tan yok yok, hiç kask vardı, hiçbir şey olmadı. Kask var. Ay. Tamam ya, gideceğiz bir tamam. Anda, bir anda yolun ortasında durur mu insan, gel şöyle. Ya yemin ediyorum araba kurtardı, arkasına girdim ya. Dur kaskı takayım. Çok güzeldi ya. Güzel miydi? Ölüyordum. Bir anda arkasına uçtun ya. Ya yemin ediyorum uçmasam zaten ölmüştüm.
Ay. Gaz tam gaz var, bir şey olmaz. Nereye işaret edin senin, neresi orası? Garaj. Çünkü motorla gidelim istemiyorum. Neden? Acaba niye? Ne dedi Hulusi abi? Varmış. Öyle şeyler anlatacağım ki çok şaşıracaksınız. Çok. Diyorsun. Bu arada şuradaki kütüğe çok dikkat et. Yani buraya, bu garaja geliyorsan o kütük çok can alıyor. Hani benim canım hiç almadı ama yakındı. Of. Ayşegül yokmuş galiba. Ulaşamamış. Aynen, ulaşamadım. Neyse, Allah'tan o bana anlattı durumu da. Ha, o mu anlattı? O mu yaşamış durumu? Ya hem onun durumu hem de benim daha yeni yaşadığım. Ben o İdris olayını biliyorum. Nereden biliyorsun? Hulusi anlattı. He, ben de ona anlattım, doğru. He, Hulusi'ye, ama tam detaylı bilmiyorum yani. Biliyorum ama bilmiyorum. Yani artık bu süper kahramanlık olayını sadece benimle sen biliyorduk. Anlatacağız onu, yapacak bir şey yok. Ha, ben anlatmadım Hulusi'ye emin olmadığım için. Yapacak bir şey yok, artık anlatacağız. He, tamam. Çünkü artık o da bizim karşımızdaki bir... Yani karşımızda mı tamamen? Öyle mi? Tamam, ben detayını bilmiyorum. Bana bir anlatsana. Tamam. Oraya gitmeyi öğreneyim. Şimdi tek tek anlatmayayım. He, anladım. Olur, tamam. Yani tek şunu diyeyim. Seninle karşı karşıya gelmek istemem dedi. He. Peki kim gaza getirmiş bunu? Kim söylüyor? Onu bilmiyorum. Onu artık kim bilmiyorum ama büyük ihtimal bu geç Ayşegül olayını bilmiyorsun. Kafan karşı. Bekle. Devam et. He, tamam. Ayşegül olayın da ana kilit adamı Mükremin dedi bu arada. Nasıl oluyor bu? Gidince öğrenirsin. Ya yaşı başı adam nasıl kilit adam olabiliyor? O adam ölmedi mi? Ben bir haftadır yok diye öldü sandım. Ne? Hem bu araçla gitmek daha hızlı, o yüzden iyi oldu. Bu daha mı hızlı yani benim motordan? He. Ya şöyle, iki kişi binince evet. He, doğru. Çünkü iki kişi binince yavaşlıyor ya, 140'a falan iniyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Bu mesela her zaman 170-180. Tahsin. He. Var mı peki bir atlamamız? İsmail sağdan devam et. Bak nasıl güzel geçtim, gördün mü? Şu en dibe git, oraya gitme de. Şu kıyının en dibine git. Ha, oraya gidiyorum zaten. He, tamam. Lokasyon çizmiştim zaten ya. Aman. Bir şey yok ya. Ya ben dağ gerisine niye gidiyorum sanıyorsun? Ay, şunu buraları bir yere park et. Bana kızdı çünkü az önce tam oraya park ettiğim için. Hayır, arkaya bir yere park edeceğim buraya. Park. Tamam, aman. Bak, orgun yelken maç. Bir saniye. Tamam, tablet burada değilmiş. Bir götüm attı. Tamam, Necmettin şefimiz de canlı performans sergileyecekse biz koşalım. Koskoca şef gidiyor, şarkı söylüyor. İyi oluyor işte, bizi de rahat bırakıyor. Yani ama güzel söylüyor. Solucan işine yaramaz mı? Hangi? He, şefi bana şey... bir ceviz atsa. Atmayalım artık, bir yere ceviz atma işte Tahsin. Atma artık ceviz. Dur, bekle. Ben atmıyorum ki. Tamam, orada insanlar da var. Ya orada senin sevdiğin birisi varsa? Fazla iyisin İsmail.
Sen de fazla kötü duyuyorsun. Olmaya başladın. Duy, orada geliyor işte. Görmüyor musun? Biraz heyecan yaratayım dedim ama. Sen de gel. Çok dev gel, örümcek. Oh, bir rahatladım. Kesinlikle isteyerek yaptım. He. Ben şu kaskı bir takayım da çok güneş buraya kelime. Motorları de sakladınız değil mi? Yani evet. Ya ben de bu arada bu şeyden aldım. Tekneden. Benimkisinde de bu spoilerla gösteriyordu katalogda. Sonra spoiler satmadılar ekstra deyip. Kazıklanmışsın. Evet, hayırlısı. Kazıklanmışsın sen sanki. Ha, ayıp ettiler ya. Oğlum ben yüzmeyi öğrenirim. Çok oldu. Kusmazsınız değil mi? Ya ben alışayım. Benim tekne de aynısı. Aynen. Ne bileyim, yılan biraz yaşlı ya. Ya ben ona alıştırdım ya. Benim teknede maşallah hiç zıplayınca bir şey olmuyor. Saatçi de öğrendi ya. Hulusi abi anlattın mı Solucan? Neyi anlattın? Dediklerimi. Ha, yılan Nesquik sana aşıkmış. Şaşırmadım. Onu ben biliyorum ya. Ama yok, duygular karşılıklı değil maalesef. Diyorsun. Bu arada büyük, dikkat çekmemek büyük. İçin balık tutmamız mantıklı olmaz mı? Olabilir. Sen gerçekten çok akıllısın. Şimdi bir saniye, BC bak bir bana. Böyle ya mi balık? Tamam ama sen ben? Şimdi helikopterden bunu anlayamazsın. İyi tamam, tut. Ya ben canım, yani yanlış yani. Mı söylüyorum yani? Dikkat çekilmeyelim diyorum. Ha. Tamam, tut. Oh ne güzel balık tutuyoruz. He, oltam yok. O bir şey diyeceğim bak. Nesquik'i çok uzun ha. Hepimize yeter o. Abi o destekli alttan. Bak hocam. Bir elinde var, bir de alttan destekli, o yüzden çok güzel köpek balığı çekiyor. Neyse ben kaplumbağa yemini vereyim. Kim istiyor? Ha, bana ver. Bence biraz. Yok. Bağ köpek balığı tutmayalım bununla. Ama evet, o da bir sıkıntı olabilir. İstemezsiniz öyle bir şey. Köpek balığı tutmayın. Kaplumbağa tutun. Kaplumbağa yemi zaten. Ha doğru dedin. Ya hayvanlardan ne istiyorsunuz? Karettaları da. Bunu diyen de drone parçalıyor. Evet. O drone ama. Evet doğru, pardon benim hatam. Doğru. Arkamızdan konuşuyorlar. Doğru. Evet. Ben de o big loop sesini duydum geçenlerde, haklısın. Daha. Ben dinlemeye geldim yani. Rastgele, hadi bakalım. Ben anlatayım o zaman. Anlat yani. Bari. Şimdi Mikremide Dede'yi hepimiz tanıyoruz herhalde. Yok ben tanımıyordum, tanımış oldum size söyleyince. Mikremide Dede galiba Sarp Mikremide Dede ile konuşmuş ve bize anlatmış. Çok güzel. Arif'i bile anlatmış. Neyini anlatmış Arif'in? Bilmiyorum artık. Ayşegül'ün yani... bana dediği işte Mikremide Dede Ayşegül ile konuşmuş. Sarp herhalde bununla konuşmuş. Demiş işte Hulusi, Tahsin, İsmail falan. Hackerlik meselesini galiba anlatmış. Ayşegül'ü uyar demiş. Ayşegül'ün dediğine göre. Bu bir. İkincisi İsmail'i biliyorsunuz. İsmail değil, İdris. Habire karıştırıyorum. İdris süper kahraman oldu. He evet, Karabasan var ya. Karabasan ki, o. Karabasan İdris. Karabasan'la alakalı bot buldum ben bugün. Ne buldun? Başımı süper kahraman dedim ben de. İşte. Bak, not buldum ben onunla alakalı, dur. Tamam, dur. Iron Man diye bir film var, izlediniz mi? Galiba izlemediniz. Netflix'teydi, ben izlemedim. Şey mi? Ütü adam mı? Efendim abi. Senin dükkanında şey buldum ben. Bir tane not bulduk. Benim dükkanımda. Şey çok ha, güzel. Senin dükkanında. Evet. Ama başka bir şey bu galiba. Dur vereyim ben sana notu. Bence şey yapma, verme, oku. Çünkü burada şey verirsen adam, sıkıntı. Ütü adamı. Hangi? Ütü adam? He. Nesquik söyledi, ütü adam var. Mevlüt, çok teşekkür abi, ben oldu. Canımsın, işte en iyi haber ersin. Eyvallah abi. Birisiyle konuşmuş. O da işte İdris'e bize anlatmış. İdris bana diyor ki sizi biliyorum. İşte seninle Hulusi abinin ne olduğunu peki, biliyorum diyor. Peki, bir şey soracağım. Birisi anlatmış. Mükremine Sarp anlatmış.
Sarp benim bugün ben araba aldım yeni. Sırf dikkat çekmeyeyim diye araba aldım. Hep motor alıyorum diye. Arabayı aldım sahnede. Yeni araban hayırlı olsun diye bildiğin bağırarak bütün büyük harflerle mesaj attı. Ben de plakayı attım ona ihtiyacın olur diye. Zaten biliyordur kesin. İdris'e kim anlattı bilmiyorum ama Sarp de olabilir. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama nedense çok Sarp gibi düşünüyorum. İşte dedi seninle karşı karşıya gelmek istemem. Yol yakınken biz de iş birliği yap. Ya peki. Tamam da ben hala bu olayda benim ismim işine ben onu anladım. Onu ben de bilmiyorum. Arif dedi yani. Arif ismi bir tek bir Süleyman biliyor galiba ha? Evet. Ben konuştum çünkü onunla. Peki ben bir şey daha sorabilir miyim? Şöyle bir şey var. Şimdi Sarp bir bana takık biliyorsunuz. Sizle alakası yok. Direkt bana, spesifik olarak bana takık. Şimdi tahmin ediyoruz ki Mükremine söylediğine göre bugün İdris'e de Sarp söylediğini tahmin ediyoruz. Sarp'ı şey İdris'in gözünde deli onu gösterip da. İdris'i bizim tarafımıza çekebilir miyiz? Double Agent Ari. Ya şöyle bir şey var. Bugün Sarp zaten İdris... deli ki göstermeye gerek yok. O da doğru. Ha. İdris bugün beni aradı. Motor almaya çalışıyor. Birden böyle bir para geçmiş elinde yüklü miktarda. Motor almak istiyor. Ben hangi motor alayım falan diyordu bana bak. Nereden bulmuş parayı? Bir dakika. İşte bilmiyorum. Ne kadarlık motor aldı? Onu bana söyler misin bir? Benimkini almayı niyetliydi. Double T alacakmış galiba. Double T iyi midir? Alayım mı diyor. 120-140. O bana dedi ki bende 40 bin var. Anladım. İşte bir yerden toplu para geçmiş elinde onun. Tamam. Aramızda bir La Casa de Papel eksikti. O da geldi. Tamam. Evet. Yani şöyle düşünüyorum. Bence biz İdris'i yani bizim tarafa çekebiliriz. Çünkü İdris'e bir şey yaparsak net bir şekilde Sarp'ın gözünde daha da mimleneceğiz. Evet. Hani İdris'i kullanıp bizim tarafa geçirirsek çok daha mantıklı olur. Ama İdris'i biliyorsun kötülere karşı... Tamam şey biz kötü ya değiliz işte ama şöyle bir şey var. Abi Sarp'ın elinde benimle ilgili bir şey olmasının imkanı yok. Benim hayır Sarp imkanı. Niye millete Arif Hacker diye dolaşıyormuş ben ona... Ya onu geç. Bana. Sarp bana takık sana değil. Hani net bir şekilde Süleyman biliyordu. Sarp manyak bir şekilde bana takık. Adam beni ya takip Sarp'ın ediyor. Bugün Arif'in bak hacker olduğunu yapmış. Bilmesi imkansız. İmkanlı. Nasıl? Süleyman. Bu konuşmuş olamaz mı? Süleyman ama da bilmiyor ki Arif'in hacker olduğunu. Ha, öyle bir şey yok. Yok yani ismini hackerları biliyor. Sen ismini biliyordu sayırdım doğru. Evet. Sadece ismini biliyordu. Doğru. Benle konuştu sonra iki tane bomba patladı. Bu mu bağlantı? Ya ben dediğin ben gibi... Ben belki başka bir manyağım. Hani illa hacker mı olmam lazım? doğru da olabilir. Belki serim ya zaten o bar alan manyaktır yani açık açık konuşalım. Yani evet, belki ben hasta bir manyağım ve böyle benimle konuşanları patlatıyor. İlla hacker mı olmam lazım? Anlamadım. Yok direkt manyak olman yeterli. Zaten ben o barın hackerlıkla alakalı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani. Yani ne dedin sen barımı? Bir şey demedim. Bir şey dedin sen ama. Ben mi dedim? Ben konuşmuyordum bile. Barla ilgili bir şey dedin sanki ama. Ben de öyle anladım. Sanki bir böyle bir şey dedi. Göndermede bulundu sanki. Vallahi ben konuşmuyordum. Allah Allah. Abi dalga sesleri filan. Hı. Neyse ben... Bu olabilir ya. Aynen. Ya ben şu noktaya gelelim. Şimdi ilk önce İdris konusunu çözmemiz lazım şu çünkü... Şu oltaları denize atıp durmayın bak. İdris konusu büyük boş dert olacak bize. Açık evet. Açık en yakın şey problem İdris. İdris'i net bir şekilde o Sarp'ın... Ya yani Sarp konuştuğunu İdris'le varsayarsak... Sarp'ı manyak gibi göstermemizin yolu çok kolay. İdris beni tamamen masum bir insan olarak tanıyor. Bir şey diyeceğim. Benim aklıma daha mantıklı fikir geldi. Ceviz atmayalım. Olur, Allah aşkına ceviz atmayalım. Atma bak, ceviz artık. Hazır mısın? Sarp'la birkaç kişiyi daha konuşturacağız. Sonra arkasından patlama olacak. Herkes hacker sansın manyak. Bu çözüm değil ki. Adam bana takık. Çözüm işte tam deli sanarlar. Ya adam hayır bana takık. Bana deli. Adam bak, beni her fırsatta izliyor. Bak dur. Mükrem'in dedeyle bir daha konuşsun sonra patlama olsun. Daha madem kötü adamın adamı şeyini kanıtlıyorsun. Hacker sanıyor. Ceviz atmayalım artık. O cevizler çok pahalı. Çok pahalı. Hayır cevizin mantığı yok. Bir şey diyeceğim biz niye uğraşıyoruz ki? Biz bu cevizleri satalım Hawaii'ye gidelim. Çok güzel olur valla. Ne ama kadar var ki ceviz? Ben bir miktar sıkıldım çünkü.
Ödeyeyim eski adamın şehrini. Ya ben de yeni araba aldım zaten, memnunum hayatımdan. Lahmacun kaplağı çok teşekkür ederim bugün canımsın. En iyi haberimsin. Eyvallah abi. Ne yapıyorsun? Bence şöyle tamam, ben okeyim buna, ben oturuyorum. Tamam, cevizleri satalım. Bu ne yapıyor? Bitti. İsmail. Hawaii'ye mi gidiyoruz? He. E tamam hadi aşağı gidelim. Cevizleri mi sataydık ya? Tamam cevizi. E ben de derini alayım o zaman ya, tek başıma gitmeyeyim. Farkıza kalsın burada. Olur. Sen evli değil miydin? Farkıza ya sen harbiden evli değil ya misin? Ya, senin çocuğun yok mu? Oltam var. Lahmacun kapla, çok teşekkür ederim çocuğum, güzel misin? İyi abonemsin, eyvallah. Yani, ben de aynı şeyi düşünüyorum ya. Hayır çocuklarının filan da... Yani çocukların anası o, böyle ya, bir şey yapılır mı? Çocuklar oldu boyum kadar yani, artık gerek yok ki. Şinasiydi değil mi o? He şinasi, sakat. Ona bir tanışmak demek istiyorum artık ya. O geleceğim diyor, geleceğim diyor. Ama dikkat edin, o çok sakar o. Çok sakar o. Çok mu sakar? Ona bir, dikkat edin ona. Yani bir o eksikti, bir o sakar. Tamam hadi gidiyoruz o zaman havaya. Ha aynen, ben olur. Alayım, arayayım, ben Ayşegül'e ya uçak bileti de alırım. Tamam. Hadi. Bu mu yani plan? Hadi. Hawaii ne tarafta? He. Düz git buluruz herhalde ya. Haritası olan var mı? Yok. Derin kuzeye doğru git o zaman.